kendisi Kanada'dan tayin ediliyor buraya. Alacaklı mevzusuna giriyor ailesi. Bundan kaynaklı vahşi bir şekilde Nico'nun ailesi katlediliyor. Nico bunları yaşarken yaklaşık bir 17 yaşlarında falan. Nico bunları direkt gözüyle görmüyor. Rütbeli bir polis memuru Nico'yu çekiyor yanına çocukken ve bunları anlatıyor kendisine. Ondan sonra Nico'nun düşünceleri yavaş yavaş yaşı gereği oturmaya başlıyor ve değişiyor. Bunları duyan Nico tamamen bir tabii şok geçiriyor. Ailenin tek çocuğu olduğu için hayatını tamamen iyilik yapmaya adıyor ve polis olmaya karar veriyor. Amcasıyla vesaire yaşamaya çalışıyor ama bu süre zarfında tabii ki de çok fazla çalışıyor. Yani bir polis olabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Nico büyüyor ve hikayenin sonuna kadar Los Santos'ta bir polis departmanında ilk öncelikle şerif departmanına nakli çıkıyor. Burada tabii normal bir officer, stajyer değil de gerçek bir polis memuru olarak geliyor. Orada birazcık rütbe aldıktan sonra şehir departmanına nakli çıkıyor ve yüksek rütbeli olarak bu işle ilgileniyor diyeyim.